Evet arkadaşlar merhaba. 26 Şubat 2021 Cuma günü altılı ganyan tahminlerimizle beraberiz. Linkfield Park, altılı ganyan ve yedili plase. Birleşik Krallık, İngiltere'deyiz arkadaşlar. Dün İzmir'de 5'te kaldık. Şantili'de 4'te kaldık. Tabii ki kötü değil tabii. Dediğimiz gibi sizlerin kendi adlarınızı koymanız çok önemli arkadaşlar. Bir yere kadar biz yardımcı olabiliyoruz ama. Gerçi İzmir'deki tekimizin yanında gelecek olan at da vardı ama evet neyse uzatmayalım arkadaşlar. Bugün yeni bir gün ve güzel bir gün. Linkfield'de küçük bir kupon yaptık size. Tüm yarış severlerin, üyelerimizin bu şekilde sosyal olarak hani yandan ya da arkadan nasıl diyeyim uzaktan ilgilenen kişilerin dahi bu altılıya katılmasında yarar var. Evet, plase birinci koşuyla başlıyor saat 16:45'te. Tüm koşular sentetik kum pistte yapılacak. Linkfield Park'ta. Şartlı 3 yaşlı İngilizler. Uzun metrajlı bir koşu bu. Arkadaşlar burada 2 numara ve 5 numara normal şartlar altında kapışacaklar. Yani 2 numara Percy Willis ve 5 numara Cherokee Dance, Callum Shepard'la beraber Charles Bishop kapışacak. Ama burada 6 numara Neely Moon da Richard King Scott'la hiç bırakacak gibi gözükmüyor. Gerçekten bu 3 tane safkan içerisinde hangisi ilk ikiye girecek ya da yani birinci olacak tabii ki öncelikle. Bilemiyoruz ama 2 ve 5 başta olmak üzere 6'yı da dikkat diyoruz size. Bu ayakta böyle bir durum var. Evet. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 17:20'de akşam sayılabilecek bir yarış programı bu. Zaten TJK'da akşama koymuş bu programı. Bu handikap koşusu 4 ve yukarı İngilizler altılı gayanın da ilk ayağını oluşturuyor. 2000 metreye çıkacaklar. Klas 3 bir koşu bu. Benim listemde ve 2000 metre gözüküyor. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var. 6 tane at var. Normalde bizim burada inandığımız ve gelmesini kesin gözünde baktığımız bir safkan var. O da baba tarafından ve anne tarafından gördüğünüz gibi baba tarafından İrlanda, anne tarafından Amerikan orijin olan Oslo. Defalarca izledik biz Oslo'yu. Gerçekten çok kuvvetli bir at. Ya koşturuluyor, iyi koşuyor ya koşturulmuyor arkadaşlar. Anlayamıyoruz yani ama bu sefer üzerine başka bir jokey biniyor. David Probert biniyor. Ve David Probert bu klas 3'te koşan yani grubunda koşan, grubunda koşmayı seven ve o yüzden devamlı 1, 2, 2, 4 gibi devamlı kıvamında böyle hoş yarışlar çıkartan Osso'nun bu sefer tam 4 koşudan sonra birinci olduğu tam 4 koşudan sonra yine David Probert gibi güçlü bir jokeyle bu grubu geçeceğini düşünüyoruz ve bizim bankomuz. Burada bunun arkasından kim gelir derseniz grubun böyle bir tık üstünde gözüken Karen Schumacher'ın bindiği 1 numaralı El Gazvani var. Dikkat diyorum arkadaşlar eğer banko atmayacaksanız eğer. Ve 4 numara Crime Wave, Georgia Dobby ve 3 numara Byford arkadaşlar rakipler olacaktır. Ama dediğim gibi burada bir de Nonyoş var. Nonyoş. Onun bir fonksiyonu yok. 5 ve 6'nın çok fazla bir fonksiyonları gözükmüyor arkadaşlar. Bu Nonyoş'la Charlie Arthur'un. Evet burayı Oslo 2 numara Oslo'yu biz banko olarak öneriyoruz arkadaşlar. İkinci aya geçtiğimiz zaman zor bir koşu. Bana göre günün en zor koşularından bir tanesi bu. Handikap, bütün koşular zaten handikap. 3 yaşlı İngilizler start alacaklar ve 1600 metre sentetik kuma çıkacaklar. Arkadaşlar buraya çok atla yazabilirsiniz. Tabii size yani sonuçta bu 7 liralık bir kupon mu? 7,2 liralık bir kupon olarak hesapladım ben. İstediğiniz kadar sizler çoğaltabilirsiniz kendi AGF oranlarınıza göre ama ana başlıklı atların yani bizim burada şöyle bir güzellik var. Hemen hemen tüm takip ettiğimiz ve geçmişini bildiğimiz veya gördüğümüz yaklaşık %60 %70 oranında safkanların burada yarışlarını izlemiş durumdayız. O bakımdan iyice böyle süzdük biz kendimize göre olanları. Bunların üstünde sizler kendinize uygun olanları tabii ki koymanız lazım ve ona göre belki bir 20-30 liralık kupon da yapabilirsiniz. Evet. İlk atımız burada 3 numaralı Kingdom Found Daniel Muscat'la arkadaşlar. Kingman yavrusu zaten.
Kingdom Found burada gerçekten çok şanslı ve ilk atımız hani böyle alternatif banko niteliğinde bir safkan dahi diyebilirsiniz. Buna saf Amerikan orijinli bir safkan. İrlanda olduğuna bakmayın buna. O pasaportu onun. Ama anne babadan saf bir Amerikan safkandan bahsediyoruz burada. Ve bu koşuda da kolay kolay bırakmayacaktır. İkinci atımız 6 numaralı Heather'dan Matron. Bunu daha evvel de vermiştik bu safkanın size. Dylan Hogan biniyor. Bir türlü birinci olamadı ama gördüğünüz gibi bakın verdiğimiz zamanlarda hep derecelere girdi. Bu da kaliteli bir safkan ve kapalı gözlük takıyor bugün. Ve son olarak da 1 numaralı Ice Louis Edmonds'la arkadaşlar bu safkanın da bu grubun böyle hafif bir tık üstünde çok güzel bir pedigrisi var. Dandyman yavrusu hiç affetmez. Dikkat diyorum arkadaşlar. Burayı 3, 6 ve 1 şeklinde geçiyoruz. Yeri olanlar, bomba arayanlar burada size gerçekten bomba vereceğim bir tane. Onu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. 10 numaralı Final Fantasy Richard Kingscote'la. Richard Kingscote hiçbir zaman getirmeyeceği ata binmez arkadaşlar. O yüzden yeri olanlar böyle bu 3 defa koşmuş, tam kendini bulamamış ama hala kapalı kutu olarak duran bu safkanı da kuponlarına ekleyebilirler. Biz bunu listemize yazmayacağız ama tabii ki bakacağız duruma göre. Kendi kuponlarımızda yazabiliriz. Burayı 3, 6 ve 1 olarak geçiyoruz. Yeri olanlar, bomba arayanlar da 10 numara diyoruz. Evet. Dördüncü koşu altılık ayağın üçüncü ayağına geçtiğimiz zaman Linkfield Park'ta handikap 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre sentetik kuma çıkacaklar. Burada arkadaşlar tam 4 tane safkana yer verdik. Bu 10 tane atın 4 tanesine yer verdik arkadaşlar. İlk atımız 1 numaralı Hunter Step. Favori bir safkan. Burada muhtemelen bir favorinin geleceğini de düşünüyoruz. Hani böyle büyük bomba patlar mı bilemiyorum ama bu ayakta böyle biraz daha favoriye yönelik bir klas 6 mücadele gerçi. Burada Christian Howard'ın bindiği bu safkan iki defa Linkfield. Şöyle bir durum var bu arkadaşlar bu safkanın. İki defa Linkfield'de koşuyor. Şurada bakın. Ve ikisinden ikinci oluyor. Daha sonra gidiyor Chelmsford'a ve birincilik yapıyor. Şimdi yarım kaldığı işi burada bitirmek isteyecektir bu formuyla. Ve burada bu safkanın gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani birinci geldi bir daha gelmez. Burada bu işlemeyebilir. Çünkü safkan çok formda ve şu ikincilikleri Linkfield'de yaptı. Gitti Chelmsford'da birinci oldu. Şimdi geldi tekrar Linkfield'de. İkinci atımız 6 numaralı Mercurist Shine ile. O da Mercurist de şu anda bir koşu evvelinde bir birincilik yaptı. Ama dediğim gibi sevdiğim pist ve mesafede şu anda kesinlikle yazılması lazım. 5 numaralı Act of Magic Dylan Hogan'la. O da aynı şekilde arkadaşlar 2021 yılında şu anda ilk kez koşacak. Saf bir İrlanda orijine sahip. Çok dikkat edin bu safkanla 5 numaralı ummadık bir birincilik elde edebilir ve son olarak da günün sürprizini kesinlikle gerçekleştirmeye haiz. Yine İrlanda yavrusu Tune It For Power arkadaşlar 4 numaralı Daniel Mascot'un bindiği bu safkanı da yine sürpriz olarak size öneriyoruz. Ve burayı bir başta olmak üzere ki gelirse hiç şaşırmayın 6-5-4 şeklinde geçiyoruz. 1-6-5-4. Evet, Linkfield Park'ta 5. koşuya geldiğimiz zaman ne görüyoruz? 4 ve yukarı İngiliz artık hem handikap hepsi zaten söyleme gerek yok. Sentetik söyleme gerek yok. Mesafe orta mesafe 1600 metre. Klas 6 mücadelesi bu. 9 tane safkan burada start alacak. Arkadaşlar burada da eğer gerçekten bugün bizim güvendiğimiz atlar, inandığımız atlar gelirse çok güzel bir ikramiye kazanacak. Oynayan hemen hemen herkes arkadaşlar. 7 liralık kupon veriyoruz zaten. Gözünüzü seveyim. Dikkatli oynayın. Siz de kendi inandığınız, gönlünüze gelen atları koyun. Yani bunu en fazla bir 20-30 yıllık kuponla bu altından birçok kişinin kazandığını duymak istiyorum gerçekten arkadaşlar. Şimdi bakın burada çok güvendiğimiz bir safkan var. Bu sürpriz konumunda. O da 5 numaralı Mojambo ile başlıyorum. Şimdi bu safkanın hayat hikayesi İrlanda'da başlıyor da sonradan İngiltere'ye geliyor ve İngiltere'de koşa koşa doyum noktasına geldi bu. Bir tane de birincilik yaptı bu İrlanda'da ama. Henüz daha İngiltere'de herhangi bir birinciliği yok ama ikinciliği var.
Şimdi Linkfield de çıktı, 12. oldu. En son koşusu 12.lik yaptı. Hiç zorlamadı. Hiçbir şekilde zorlamadı Mojambo. Ama bu grubun bir tık üstünde bu Safkan. Muhtemelen sürpriz çıkacaktır. Tabii ki TJK'nın AGF servisi. Şu anda bunu ne yapar bilemiyorum da. Düşecektir bunun AGF'si yarış başlamadan evvel. İnşallah düşmez diyelim. Liam Kenner'in bindiği bu Safkan arkadaşlar Linkfield pistini tanıdı. Ve şimdi burada da günün sürprizini yapmaya hazırlanıyor. Bundan eminiz. Kafaya girecektir bu. İlk atımız 5. İkinci atımız 2 numaralı The Warrior. Burada da Connor Martok'un bindiği bu The Warrior muhtemelen bir yarış kazandı. Yine kazanacağını zannetmiyoruz ama ters bir şey olabilir. Burada The Warrior'da yazmakta yarar var. Favori konumunda olduğu için o da. Ve diğer bir safkan Rivas Rob Roy. O da Kieran Schumacher'la. Arkadaşlar o da kaliteli bir safkan. Baba tarafından Amerika çok iyi bir safkan hatta. Bakalım zaten biz bu rakip olarak Mojambo ile beraber 7 yani 5 ve 7'yi daha çok görüyoruz. Ha, bunun dışındaki diğer atların biz zannetmiyoruz herhangi bir fonksiyon olup bunları zorlayacağını. Hani bir After Blue var burada belki. Korida da Toros var. Callum Shepard'ın bindiği. Belki onlar biraz zorlayabilirler. Burayı 5 başta olmak üzere altını çizerek böyle 3 yıldızlı şekilde hatta 5, 2 ve 7 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi 6. koşuya geldik. 6. koşuda da burada bir Class 4 mücadelesi bizi bekliyor. Bu 5 tane safkan içerisinde bu normal şartta altının bir fonksiyonu yok açıkçası söyleyeyim size. 6 numaranın tamamı grubun 1 2 tık altında kaldı. Kapla Spirit. Yani bakın şu an hemen hemen gördüğümüz atların içerisinde burada 3 numara Tin Hat George Dobby ile ikinci kez koşacak bu safkanlı arkadaşlar. Bu grubu rahatlıkla alt edecek düzeyde. Tin Hat diğerleriyle yan yana gelmemiş. Yani bunların hepsi birbiri arasında koşmuşlar. İşte Outreach birinci gelmiş, o ikinci gelmiş. Pop Dancer, Şahek burada gayet güzel konumda. O da son yarışını kazanmış. Arkadaşlar burada öyle güzel bir sıralama olmuş ki bütün oklar 3 numarayı gösteriyor. Ve biz burada 3 numarayı banko öneriyoruz. Yani rakipleri kim derseniz 1, 2 ve 4 derim size. Eğer burayı çok at geçecekseniz ama biz tabii ki Richard Kingscott burada zorlayacaktır kesinlikle. Ama ben Georgia Dobby'nin George diyorum hala. Georgia Dobby'nin bu Bayan Jockey'in %10 performansla şu anda 2021 yılında %10 performansla çalışıyor. Yani her 10 koşunun bir tanesini kazanmış. Bu %10'un içerisine sokacağını düşünüyorum bu Tinhet'i. Ve biz burayı Tinhet'i banko olarak öneriyoruz. Evet. Altılık ayağının son ayağına geçtiğimiz zaman burada da bana göre günün en zor koşularından bir tanesi bu son ayak. Hatta normalde yeri olanlar hani gerçekten ben kafamı dinlemek istiyorum. Bu kadar sürpriz yeter. Burada da yani beşli ganyan gibi düşüneyim. Kapatın arkadaşlar gitsin bu aya. Ama burada da takip ettiğimiz 4 tane safkan vardı. Onlara da güveniyoruz. Yani %50'ye indiriyoruz şansımızı diyebiliriz. 6 numara Hatalana. Burada Pierre-Louis Jamin'le muhtemelen gelecektir. Anne tarafından Dark Angel yavrusu. Bunu zaten izledik. Sizler de izlediniz hatta. Sahipleri ve antrenörleri de aynı. Gözü gibi baktıkları bu Hatalana bir şekilde bu yarışı kazanabilir. İkinci atımız Mehmo. Devamlı koşu ikinciliği var arka arka. Hatta tek atmıştık biz bunu hatırlarsanız. Michael Applepay'ın antrenör ettiği bu safkan. İkinci atımız 7 numaralı. Apache Mist aynı şekilde bunu da vermiştik ama üçüncü gelmişti. Burada uygun bir grup var. Bunu değerlendirmek isteyecektir. Ve son olarak da 2 numaralı Richard Kingscott'un sürpriz konumundaki bir safkanı bindiği Bayamon Bell'le 2 numara. Bu da arkadaşlar dikkat diyorum ben buna da. Richard Kingscott yabana atmayın. Gerçekten bindiği atların hepsini getirmeye çalışıyor. Tabii ki elinden geleni yapıyor o da. Bakalım burada ne yapacak. Burayı 6, 5, 7 ve 2 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Toplamda 2 tane bankomuz var. 1. ayakta 2 numara ve 5. ayakta 3 numara. 7,2 liralık bir kupon yapmış olduk size. Bende 144 katsayı çıktı. Ama bunu arttırmak sizin elinizde. Misli yapmak sizin elinizde. Dediğim gibi
İlk ayakta da alternatifleri verdik. Beşinci ayakta da alternatifleri verdik tekin yanına. Sizin kendi tekiniz varsa onu kullanabilirsiniz. İnşallah rast gelsin diyelim. Vermiş olduğumuz sürpriz, biraz da sürpriz adaylarını kuponumuza mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, yeni gelen arkadaşlarımıza da merhaba diyoruz, üyelerimize. Hemen uyarımızı bulunuyoruz. Yurt dışı at yarışı tahminlerimizi biz 24 saat evvelden TJK'nın açıkladığı AGF oranları, yani altılı ganyan favori tablosundaki oranlar olmaksızın yapılıyor ve kanalımıza yayınlanıyor. Tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları yüksek favori atları sizlerin kendinizin kuponlarınıza eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün bu her şeyi web sitemizden www.marksporttahmin.com adresimizden de takip edebilirsiniz ücretsiz üye olarak. Herhangi bir ücret ödemeden yapacağınız tek şey marksporttahmin.com'a girerek üye ol butonuna tıklayıp buraya ad soyad kullanıcı adı ve çalışan bir e-mail adresinizi yazmanız ve e-mailinize gelecek olan bu aktivasyon linki e-mailimizi açarak orayı tıkladıktan sonra tekrar buraya yönlendirecek sizi ve buradan da kullanıcı adı ve parolanızı rahatlıkla giriş kısmında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi Gulfstream Park ve İzmir'le ilgili de videoları izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir yarış günü geçirmenizi diliyorum ve aynı zamanda iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Bol şans.